999. haftamızda yine Galatasaray'dayız. Bilindiği üzere 17-31 Mayıs gözaltında kayıplar haftası. Ve bu hafta içerisinde bütün kayıp yakınları, kayıpların bulunmasını, adaletin sağlanmasını isteyen herkes bir kez daha bu taleplerle gündemde tutuyor konuyu. Bizler de gözaltında kayıplar haftası vesilesiyle hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerde hakikat ve adaleti talep etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de gözaltında kayıplar deyince 2015 yılında 250 Ermeni aydının gözaltına alındıktan sonra kaybedilmesiyle başlayan bir süreci tarif ediyoruz. 1936'da Salih Bozışık, 48'de Sabahattin Ali, 80'lerde, 90'larda devam eden gözaltında kayıplar ve bugün halen kayıp olan Yusuf Bilge Tunç ile gözaltında kaybetme politikasının devam ettiğini görüyoruz. Gözaltında kaybetme politikasının devam etmesinde en önemli araç cezasızlık. Cezasızlık suçu işleyenlerin korunması anlamına geliyor. Ve bugün hala 1915'te, 1936'da, 1948'de ve devamında bunca yıl üzerinden geçmesine rağmen gözaltında kayıpların failleri korunmaya devam ediliyor. Yusuf Bilge Tunç'un hala kayıp olması bugün iktidarın da aslında bu politikayı benimsediğini göstermesi bakımından oldukça önemli. Bu yüzden de taleplerimiz hala güncel, hala acil. Bizler gözaltında kayıplar haftası vesilesiyle bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Kayıplarımızın akıbeti açıklansın, failleri koruyan cezasızlık zırhına son verilsin. Gözaltında kaybetme suçu, Türk Ceza Kanunu'nda var olan insanlığa karşı suç başlığı altında düzenlensin ve gözaltında kayıp dosyalarında zaman aşımı uygulamasına son verilerek dosyalar yeniden açılsın ve hakikat açığa çıkarılana kadar etkin bir soruşturma yürütülsün. Birleşmiş Milletler'in bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşme imzalansın ve uygulamaya sokulsun. Hakikat ve adalet sağlansın. Kayıplarımızın akıbeti açıklansın ve kayıp yakınlarının adaleti arama mücadelesine yasak ya da hukuk dışı engellemeler çıkarılmasın istiyoruz. Hakikat ve adalet aramaya devam edeceğiz. Aramızdan ayrılan, son ayrılan sevgili Fatma Kırbayır'a verdiğimiz sözü bir kere daha burada hatırlatarak ben bu haftanın açıklamasını yapmak üzere Ümmühan'a sözü vereceğim. Sevgili Fatma Kırbayır'a sözümüz, seni unutmayacağız, mücadelen mücadelemizdir. Cemil Kırbayır ve bütün kayıplar bulunana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Basına ve kamuoyuna, 30 yıllık inkar ve cezasızlık son bulsun. Mehmet Selim, Hasan ve Cezayir Örhan dosyasında hakikat açıklansın, adalet sağlansın. 999. haftamızda bir kere daha hakikat ve adalet talebiyle Galatasaray'dayız. Buradayız çünkü hakikat inkarın, adalet ise siyasallaşan yargının gölgesinde kalmaya devam ediyor. Devletin tüm organ ve kurumları siyasi iktidarın etkisi altında faaliyet gösterdiği için yurttaş olarak kendilerinden beklediğimiz görevleri yerine getirmiyorlar. Adalet ve etik değerlerin kaybına neden olan bu durum, adalet ile hak ve özgürlükler ile demokrasi ile aramızda kapanmaz mesafeler koyuyor. 999. haftamızda her yolu, her yöntemi kullandığımız halde
hakikat ve adaletle aramıza açılan uçurumda asılı kalan kayıplarımızdan Mehmet Selim, Hasan ve Cezayir Örhan dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 20 Nisan 1994 tarihinde Bolu Komando Tugayı'na bağlı askeri birlik Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Çağlayan Köyü civarında kamp kurdu. Bölgede operasyonlar yapan birliğe bağlı askerler 24 Mayıs 1994 tarihinde Deveboynu mezrasına geldi. O sırada köyde bulunan 46 yaşındaki Mehmet Selim, 40 yaşındaki Hasan ve 10 yaşındaki Cezayir Örhan'ı yanlarına alarak götürdüler. Ailelerin onları nereye götürüyorsunuz sorusuna yolda bize rehberlik edecekler. Sonra bırakacağız. Merak etmeyin cevabını verdiler. Salih Örhan ertesi gün Zeyrek Jandarma Komutanlığı'na giderek kardeşleri Selim ve Hasan ile yeğeni Cezayir'i sordu. Zeyrek Jandarma Komutanı Ahmet Potaş onların kulpa götürüldüğünü söyledi. Örhan bu sefer Kulp Jandarma Komutanı Ali Ergülmez ile görüştü. Ali Ergülmez ise konuya ilişkin bilgisi olmadığını belirtti. Bölgedeki karakollardan cevap alamayan Salih Örhan, Kulp Başsavcılığına, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına, OHAL Valiliğine, Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığına ve Adalet İl İçişleri Bakanlıklarına resmi başvurular yaptı. Salih Örhan, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görevli savcı Mustafa Atagün'e ifade verdi. Salih Örhan'ın anlattıkları karşısında savcı, devletin insanların kaybolmalarına neden olduğunu nasıl iddia edebilirsin diyerek onu azarladı. Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın gözaltına alındığına, önce Serik Karakolu'na, ardından Lice Jandarma Karakolu'na, son olarak da bir kısmı işkencehaneye çevrilen Lice Yatılı Okulu'na götürüldüğüne tanıklık edenler vardı. Ancak Kulp Başsavcılığı'nın 8 Haziran 1994 tarihinde başlattığı soruşturmada gözaltı kayıtlarında Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın adlarının yer almadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Sonrasında da dosya zaman aşımı gerekçe gösterilerek kapatıldı. Oysa AHİM 6 Kasım 2002 tarihli kararında mahkeme Örhanların güvenlik güçleri tarafından teyit edilmemiş bir şekilde tutuklanmalarından sonra ölmüş olduklarının varsayılması gerektiği görüşündedir. Bunun sonucunda davalı devletin onların ölümü konusundaki sorumluluğu söz konusudur tespitinde bulundu ve Türkiye'yi Mehmet Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın gözaltında kaybedilmesinden sorumlu tutarak mahkum etti. Ailenin ve ihadenin ısrarlı arayışı sonunda 2003 yılında Mehmet Selim ve Hasan Örhan'a ait kemikler Kulpa bağlı Bağcılar Köyü yakınlarında bir toplu mezarda bulundu. Ancak kimliklendirme işlemleri sonrasında aileye teslim edilmedi. Cezayir Örhan'a ise hala ulaşılamadı. 999. haftamızda bir kere daha Örhanların başına gelenlerin açığa çıkartılmasını, AHİM kayıtlarında da isimleri geçen sorumlular hakkında derhal etkin adli süreçlerin yürütülmesini ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Selim, Hasan ve Cezayir Örhan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içerisinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Annelerimizi uğurladık. Berfu anneyi, Elmas anneyi, Zeycan anneyi, Fincan anneyi, Şahsenem anneyi, o kadar çok anne uğurladık ki onların mücadelesi hep bizim mücadelemiz dedik. Bu hafta bu meydandan bir kişi daha eksildi. Bir kişi daha hakikate ulaşamadan, kardeşinin akıbetini öğrenemeden buradan uğurlandı. 1980 kayıplarından Cemil Kırbayır'ın kardeşi Fatma Kırbayır'ı ne yazık ki Berfu annenin ve Cemil Kırbayır'ın yanına uğurladık. Bu bizim için anlatılmaz bir duygu. Fatma da ben de burada ikinci kuşağı temsil ediyorduk.
Bu bize şunu gösteriyor. Sıra ikinci kuşağa geldi. Çünkü ilk kez buradan bir kardeşi uğurladık biz. İkinci kuşak da olsa, üçüncü kuşak da olsa bu mücadele devam edecek. Biz buradan Fatma kardeşimize sesleniyoruz. Cemil için verdiğin mücadele bizim de mücadelemiz. Mücadelen kaldığı yerden devam edecek. Gözün arkada kalmasın. Berfu anneye verdiğimiz sözü Fatma kardeşimize de veriyoruz. Eksikliğini her zaman hissedeceğiz. İsyanı bu meydandan hep yükselecek. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Aynı kayıplarımız gibi.